Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için okullarımıza kırtasiye malzemesi, fotokopi cihazı, ayakkabı, bot ve kışlık mont göndermeye devam ediyoruz. Programımızı arayarak istekte bulunan okulların ihtiyaçlarını ekip arkadaşlarımız özenle hazırlıyor, kolilere yerleştiriyor ve etiketledikten sonra kargoya veriyor. İşte ekibimizin Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarımıza gönderdiği ürünler. Eskişehir Enis Yücel İlkokulu ile Konya Selçuklu Ayşe Tümer İlköğretim Okulu için kışlık bot ve mont. Zonguldak Gazi Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı için kırtasiye malzemesi ve ayakkabı. Düzce İçmeler Köyü İlköğretim Okulu için kırtasiye malzemesi. Iğdır Yunus Emre Ortaokulu için kırtasiye ve hikaye kitabı. Giresun Teyyare Düzü Ortaokulu için fotokopi makinesi. Ve Hatay 100. Yıl İlkokulu için kırtasiye ve kışlık mont. Sizlerin sayesinde güzel hediyelerimiz, kimin ihtiyacı varsa ona ulaşıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İstanbul Ataşehir'deyiz. Iğdır merkezdeyiz. Adana'dayız. Kutbaklı sandalye istedim. Tekerlekli ve akülü sandalyemiz var. İsteyin, verelim. Çok güzel, mutluyum. Müge abla seni çok seviyorum. Bugüne dek binlerce insanın yüzünü güldüren araştırmacı gazeteci Müge Anlı, gönderdiği akülü ve tekerlekli sandalyelerle ihtiyaç sahiplerini mutlu etmeyi sürdürüyor. İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinden tekerlekli ve akülü sandalye isteyen izleyicilerimizin bu istekleri yerine getirildi, akülü sandalyeleri kendilerine ulaştırıldı. İlk olarak Gazi Osman Paşa'dayız. 2014 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından felç kalan Nihal Gül'ü sevindiriyoruz. Hiçbir şekilde kendi işlerimi yapamıyorum. Çocuklarım okula gelmemi istiyor. Akülü sandalye dolmadan bunları yapamıyorum. Hani çocuklarımız var iki tane. Ben hem ona hem çocuklara bakıyorum. Siz neden istediniz annenizin bir sandalyesi olmasını? Gezip toz atarız diye. Çok teşekkür ediyorum bizi unutmadığınız için Müge Hanım. Buna ihtiyacım vardı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Arabada ayakları olur inşallah. Çocuklarını okula götürür, gezmeye götürür. Benim her yere gücüm yetmiyor. Ben yaşlıyım. Çocuklarını alır her yere gidebilir. Müge Hanım'a teşekkür ediyorum. Annemin daha kolay gezmesini sağladı. Ona teşekkür ediyorum. Müge abla seni seviyorum. Teşekkürler Müge Hanım. Bir başka engelli vatandaşımızın evindeyiz. Yeni Bosna'da oturan eşi ve annesi de engelli olan Perihan Özdemir artık daha mutlu. Şimdi hiç yürüyemiyorum kızım. Bel daralması yüzünden beni ameliyat yapamıyorlar. Annesiyim. Müge Hanım'ı çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Başımın üstünde yeri var. Müge Hanım çok çok teşekkür ederim sana. Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Ekibimiz Sultan Gazi'de yaşayan 8 yaşındaki Berat Saban'ın evini ziyaret ediyor ve Müge Anlı'nın ona gönderdiği tekerlekli sandalyeyi teslim ediyor. Berat rahatsızlığı doğuştan var. Belden aşağı hissetmiyor. Araba olmadığı zaman zor oluyor. Normal bebek arabasına koyuyoruz. O da zorluk oluyor mutlaka. Teşekkür ederim sandalye verdiğiniz için. Müge Hanım'a çocuk memnun oldu. Müge Hanım çok çok teşekkürler eve vermiş. Ben çok sevindim benim oğlum. Teşekkürler Müge abla. Sırada Fatih'te yaşayan Hülya Batur var. Ona da tekerlekli sandalyesini teslim ediyoruz. Emesliyim. Kim bakıyor size? Ben eşim. Benim yüzümden işe gidemiyor. Devamlı hastaneye git sıkıntı oluyor. Çarşamba günü şey var, muayene hastane var. Çarşamba hastaneye götürdüm. 20 yıl bu MS'de çok güzel yaşadım. Hoplaya zıplaya. Şimdi son zamanda beni düşürdü aşağıya. Çünkü bir senede çok kötü düştü.
Çok iyi oldu. Memnun olduk yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok makbule geçin söylersiniz. Müge Anlı'ya selamlar. Şimdi de Başakşehir'deyiz. Bu defa 11 yaşındaki Suna Utku'nun evindeyiz. Müge ablandan bir şey mi istedin sen? Hı hı. Akıllı. Yani akülü sandalyen olunca neler yapacaksın onunla? Gezeceğim. Okula gideceğim. Bel açıklık vardı. Ben baktım işte zor geliyordu. Sırtıma koyuyordum, götürüyordum, getiriyordum. Çok zor oluyordu. Müge abla da Allah ne müradı ya Rabbim, ne müradı varsa versin Rabbim. Çok seviyorum. Her gün valla izliyorum. Beğendim. Güzel. Müge abla teşekkür ederim. Müge abla çok teşekkür ederim. İstanbul Ataşehir'deyiz. Iğdır merkezdeyiz. Adana'dayız. Biz bakülü sandalye istiyordum. Tekerlekli ve akülü sandalyemiz var. İsteyin verelim. Çok güzel mutluyum. Müge abla seni çok seviyorum. Bugüne dek binlerce insanın derdine çare bulan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, gönderdiği akülü ve tekerlekli sandalyelerle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen akülü ve tekerlekli sandalye istekleri için ekip arkadaşlarımız yine görev başındaydı. Ayşe Şanlı bizlere Ordu'dan aramış ve tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu söylemiş. Dön doldu Feşur'da. Kimsesi yok bir gelinliğim. Sana çağırıyorum, gezdiriyorum. Müge Anlı size kayınvalideniz için tekerlekli sandalye yolluyor. Çok çok selam söylüyorum. Müge Anlı'yı yapıyorum. İsmi nedir? Kaç yaşında? Nurhan 22 yaşında. Sol tarafımız tutmuyor. Hiç yürüyemiyoruz biz. Biz hastanelere falan gidip geliyoruz. O yüzden bana çok lazım oluyor. Müge Anlı size Ankara'ya kızınız için tekerlekli sandalye yolluyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 20 yıldır kanser hastasıyım. Dizler bu ikisi de kesildi. Yürüyemiyorum. Müge Anlı sizin için Kayseri'ye sandalye yolluyor. Sağ olsun. Allah razı olsun. Tekerlekli sandalyeler tek tek hazırlandı, araçlara yüklendi ve yine otogara doğru yola çıkıldı. 5 Adana, 1 Mersin'e götürüyoruz. Kar kış demeden ihtiyaç sahiplerinin taleplerini yerine getirmeye çalışan ekip arkadaşlarımız büyük bir özveriyle tekerlekli sandalyeleri tek tek adreslerine göndermeye başladı. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok bekleyen de var, seve seve götürürüz. Yeter ki katkımız olsun. Çok selamlar, başarılar diliyoruz. Müge Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. İnsanlara verdiği bir destekten dolayı elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Teşekkürler Müge Hanım. Müge Hanım'a teşekkür ediyoruz. Yağmur çamur demeden sandalyeleri dağıtmaya devam ettiği için. Bir adet Adıyaman. Müge ablaya Allah razı olsun diyorum. Çok yardımsever biri yani. Allah onun gibileri başımızdan eksik etmesin. Müge Anlı elden ayaktan düşenlerin hepsini peşinde koşuyor. Elinde gelen ilgiyi hepsini gösteriyor. Tüm Türkiye yağışlı havanın etkisinde olsa da, yollar karla kaplansa da tekerlekli sandalyeleri göndermenin mutluluğu yaşanıyordu. Bu soğuk havalarda olsun, yazın sıcaklarında olsun bu engelli araçlarını bizlere ulaştırdığı için teşekkür ediyorum. Uzanamayan ellerin uzanan eli olmaya çalışıyoruz biz de burada. İnsanlık bunu gerektiriyor, insan olmamız bunu gerektiriyor. Konya. Şu an alıyorum bunu. Konya yoluna gönderiyoruz. Müge Anlı'ya teşekkür ediyorum. Her zaman hayırlarını, devamını beklerim. Peki, hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. İki adet Antalya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş nasılsınız? Geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Antalya getirdik sizi. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz efendim. Bir gün sonra sabah 7'de Antalya'da olur. Hakikaten şu soğukta, yağmurda, şu günde Müge Anlı bu hizmeti yapıyor. Biz de tabii Müge Anlı'ya yardımcı olacağız. İyi ki varsın Müge Anlı. Samsun, İzmit, İzmir, Denizli, Eskişehir, Ankara ve Kayseri. Başımızın üstünde yeri vardır her şeyde. Müge Anlı Hanım gönderecek, biz de götüreceğiz. Görevimiz budur.
Çok duygulandım. Herkese teşekkür ederim. Neden duygulandın? Ya çünkü çok güzel işler yapıyor Müge Anlı. O yüzden her gün zaten izliyorum. Sağ olun, hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Müge Anlı'yı öptüm. Ona başarılar diliyorum. Kahvaltıyı salona hazırlıyorum. Orada kahvaltımı yapıyorum. Müge Anlı'yı seyrediyorum. Onu çok seviyorum. Yani herkesten bir dua alması, ağlayanların gözündeki yaşları sindirmesi çok güzel. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Sırada Şanlıurfa var. Müge Anlı ablamıza Türkiye'miz için gösterdiği ilgi alakadan programından dolayı çok teşekkür ederiz. Müge Anlı'nın yaptığı bu iyiliklerden dolayı en kısa, en küçük bir ikramımız olabildiyse yardım amacıyla başımız gözümüz üstüne. Her zaman emrine amedeyiz. Sefa geldiniz, hoş geldiniz. Biz de oraya Erzurum'a göndereceğiz. Kendinizde gurur duyabilirsiniz. Biz gurur duyuyoruz. Teşekkür ederiz. İşlerinde, her şeylerinde başarılar diliyorum Müge Hanım. Öpüyorum sizleri. Bursa'yı götürüyoruz. Müge Hanım bir tane. Çok seviyorum onu. Herkese yardım ediyor. Teknikli sandalye veriyor. Müge Hanım seni çok seviyorum. Türkiye'nin her yerindeki ihtiyaç sahiplerine akülü ve tekerlekli sandalye gönderdik. Göndermeye devam ediyoruz. Merhaba. Bütün hayvanseverler pati buldular da birleşsin. Amacımız da evinden kaçan, kaçırılan, kaybolan yavrularımızın tekrar ailelerine kavuşmaları. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kayıp can dostlarımızın bulunması için oluşturduğu Pati Buldular projesi sayesinde 370 evcil hayvanımız yuvalarına kavuşturuldu. Şaziye Çetinkaya'nın sevimli kedisi Ponçik, İstanbul Sultan Gazi'deki evinin teras katından kaçarak kayıplara karışmıştı. Kaybolduktan iki gün sonra dikkatli bir takipçimiz sayesinde yuvasına geri kazandırıldı. Kedim iki gün önce kaybolmuştu Pati Buldular sayfasından. Kayıp ilanında bulunmuştum. Çok ilgilendiler. Sevimli dostumuz evine geri döndükten sonra kendisine ikizi kadar benzeyen arkadaşının yanında oldukça mutluydu. Açtı, susuzdu, perişan bir haldeydi. Şu an iyi, biraz kendini toparladı. Pati Buldular'a çok teşekkür ediyorum. Doruk Akar'ın hayatının neşesi olan papağanı İstanbul Güngören'deki evinin balkonundan uçup giderken sığındığı yer Bahçelievler'de yaşayan Ufuk Bey'in evinin balkonu oldu. Doruk ve çok sevdiği minik dostu Ufuk Bey'in örnek tavrı sayesinde yeniden kavuştular. Papağanımın bulunduğu için çok mutluyum. Müge Anlı'ya teşekkür ederim. Gülizar Yücel'in Scottish Fold cinsi can dostu 15 Aralık'ta İstanbul Ataşehir'deki evinde bir anlık boşluktan faydalanarak kayıplara karışmıştı. Minik dostumuzu bulan dikkatli takipçimiz haber ekibimize ulaştı ve Gülizar Hanım 2 haftalık hasretin ardından can dostuna yeniden kavuştu. Duman da gördüğü şefkatten dolayı oldukça huzurluydu. Derya Hanım Ankara Batıkent'ten kaybettiği evcil hayvanı için başvurdu Pati Buldular'a. Yuvasından kaçan can dostumuzun en büyük şansı ise Şahnur Akbaş isimli hayvanseverin kendisini fark etmesi olmuştu. İşlerimi yakında buldum. Veterinere götürdüm. Bakımını yaptı öyle. Müge Anlı'nın sitesine başvuru yaptı. Onlar da bize çok destek oldular. Müge Anlı'ya çok teşekkür ederim. Pati Buldular'ın yeni yılda bulduğu ilk evcil hayvan olan Darga her ne kadar iyi şartlar altında korunsa da gerçek sahibine kavuştuğunda mutluluktan havalara uçuyordu. Siz de www.patibuldular.com adresimize başvurarak can dostlarımızı görebilir, onları ailelerine kavuşturarak bulunan 370 evcil hayvanımızın sayısını artırabilirsiniz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için okullarımıza kırtasiye malzemesi, ayakkabı, bot ve kışlık mont göndermeye devam ediyoruz. Programımızı arayarak istekte bulunan okulların ihtiyaçlarını ekip arkadaşlarımız özenle hazırlıyor, kolilere yerleştiriyor ve etiketledikten sonra kargoya veriyor. İşte ekibimizin Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarımıza gönderdiği ürünler. Erzurum Sığırlı Köyü Sığırlı İlköğretim Okulu'na kırtasiye malzemesi, bot ve kışlık mont.
Karabük Çelik İş Ortaokulu'yla Manisa Yunus Emre Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu'na kırtasiye malzemesi. Kahramanmaraş Elbistan Tepebaşı İlkokulu'na kırtasiye, atkı ve bere. Bursa Nilüfer Güngören İlkokulu'yla Balıkesir Susurluk Dereköy İlkokulu'na kırtasiye malzemesi. Tokat Üzümören İbni Kemal İlkokulu'na ise kışlık bot ve mont. Müge Anlı, okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, öğrencilerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İstanbul Ataşehir'deyiz. Iğdır merkezdeyiz. Adana'dayız. Özbekli sandalye istedim. Tekerlekli ve akülü sandalyemiz var. İsteyin, verelim. Çok güzel mutluyum. Müge abla seni çok seviyorum. Bugüne dek binlerce insanın derdine çare bulan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, gönderdiği akülü ve tekerlekli sandalyelerle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen akülü ve tekerlekli sandalye istekleri için ekip arkadaşlarımız yine görev başındaydı. Türker Karadağ bizleri Sivas'tan aramış ve tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu söylemiş. Annemin ayakları pil hastalığı, yürüyemiyor, 10 yıldır hiç dışarı çıkmıyor. Müge Anlı, anneniz için Sivas'a tekerlekli sandalye yolluyor. Çok çok teşekkürler ona. Üzerimde varis var, yürüyemiyorum. Kavalıp gezebilir miyim neyin onlarında falan diye heveslendim ben ona. Müge Anlı size tekerlekli sandalye yolluyor. Çok 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 selamlar, kucak dolusu. Allah ondan razı olsun. Dedem yürüyemiyor. Bir ayağından da felçlik geçirdi. Annem gelip bakmaya getiriyor eve. Emekleyerek geliyor. Ona da zorsunuyor, ağlıyor. Ağlarken görünce başvurmak istedim. Tekerlekli sandalyeler tek tek hazırlandı. Araçlara yüklendi ve otogara doğru yola çıkıldı. Tekerlekli sandalyeler sahiplerine ulaştırılması için tek tek adreslerine gönderildi. 2 Adana, 1 Urfa. Başımız gözümüz üstüne. Müge Hanım'a selamlarımı söylüyoruz. Yaptığı hayır işini çok seviyoruz. Allah yardımcısı olsun. Aksaray, İskenderun, Mersin. Bunları hepsini ihtiyacı olan insanlara gönderiyoruz. Müge Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bir Antalya. Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Biz de onun isteklerini yerine getiriyoruz. 2 adet Malatya. Ankara, Amasya, Kayseri, Karaman. Dinlerimize katkımız olduysa biz de ne mutlu diyoruz. Kendilerini saygıyla selamlıyoruz. Erzurum. Müge Anlı'yı her zaman ekranlarda görmek istiyoruz. Başımızın tacı. Teşekkür ediyoruz. Adapazarı. Çanakkale'yi size veriyoruz. Tabii biz her zaman Müge Anlı'nın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu kargoyu da en güzel şekilde yerine iletmek istiyoruz. Müge Anlı Türkiye'nin kanatsız bir meleğidir. Türkiye'nin her yerindeki ihtiyaç sahiplerine akülü ve tekerlekli sandalye gönderdik. Göndermeye devam ediyoruz. İstanbul Ataşehir'deyiz. Iğdır merkezdeyiz. Adana'dayız. Özbekli sandalye istedim. Tekerlekli ve akülü sandalyemiz var. İsteyin, verelim. Çok güzel mutluyum. Müge abla seni çok seviyorum. Sizlerin desteğiyle binlerce insanın derdine çare olan Müge Anlı, Türkiye'nin her yerindeki ihtiyaç sahiplerine akülü ve tekerlekli sandalye gönderiyor. Kocaeli'de yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Sefa çok istediği akülü sandalyesiyle gezmeye başlayacak. Çok teşekkür ederim.
seviyorum. Sizden araba istiyorum. Konya'dan arayan 11 yaşındaki İsmail Aksoy artık akülü sandalyesiyle rahat rahat dolaşabilecek. Müge abla, size çok teşekkür ederim. Müge abla, rica etsem bana bir tane akülü araba gönderebilir misiniz? Akülü sandalyesine kavuşan bir diğer isimse Bitlis'ten 11 yaşındaki Zemzem Çekli. Müge abla, teşekkürler. Akülü arabamı aldım. Allah razı olsun. Adıyaman'dan ekibimizi arayan 14 yaşındaki Ayşe Helen Bilir de akülü sandalyesiyle gönlünce gezmeye başlayabilecek. Müge abla, arabam geldi, sana çok teşekkür ederim, seni çok seviyorum. Bay bay. Valla sizi çok seviyorum, sizlere akülü araba istiyorum. Gönderdiğimiz bir başka akülü sandalye ise Afyon'da yaşayan 17 yaşındaki Samet Ekran'a gidiyor. İyi ki varsınız, akülü sandalye yolladığınız için çok teşekkür ederim. Merhaba Müge abla, ben Alparslan Bingöl, 22 yaşındayım. Akülü araba alabilecek maddiyata sahip olmadığınız için sizden bir akülü araba talep ediyorum. 21 yaşındaki Ankaralı izleyicimiz Alparslan Güngör de çok istediği akülü sandalye sayesinde daha rahat dolaşabilecek. Araç elimize ulaştı, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun sizden. Merhaba Müge abla, ben Mekke Coşkun. Ağlam lisesi 13 öğrencisiyim. Akülü sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan bir diğer isimse 18 yaşındaki Bekir Coşkun. Beni çok sevindiniz. Allah'tan sizi seviniriz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Müge Hanım, ben akülü araba istiyorum. 22 yaşındaki izleyicimiz Seda Cingi ise Kahramanmaraş'ta yaşıyor. O da akülü sandalyesine kavuşuyor. Arabama yakın ulaştı. Müge abla, çok teşekkür ederim. Bir başka akülü sandalyesi Bitlis'e 12 yaşındaki Melihcan Tultağ'a gidiyor. O da çok istediği akülü sandalyesiyle arkadaşları gibi gezip oynayabilecek. Müge abla, teşekkür ederim. İstanbul Ataşehir'deyiz. Iğdır merkezdeyiz. Adana'dayız. Biz akülü sandalye istedim. Tekerlekli bir akülü sandalyemiz var. İsteyin, verelim. Çok güzelliklerim. Müge abla, seni çok seviyorum. Bugüne dek binlerce insanın yüzünü güldüren araştırmacı gazeteci Müge Anlı, gönderdiği akülü ve tekerlekli sandalyelerle ihtiyaç sahiplerini mutlu etmeyi sürdürüyor. Ahmet, kaç yaşındasın? 10. Okula gidiyor musun sen? Evet, ortaokula. Annemle beraber gidip geliyorum. Ama akülü geldiğinde tabii kendim gidip gelebileceğim. O zaman hazır mısın? Hazırım. Tamam, o zaman aç bakalım gözlerini. Hadi be. Çok güzel gözüküyor. Müge abla bak, aynısından bende de var. Şimdi bunu kullanıp arabamı kendim süreceğim. Obliviate. Bana akıllı sandalye hediye ettin. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ahmet'in hayatını gerçekten çok kolaylaştıracaksınız bundan sonra. Müge Hanım'a buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Müge Hanım, seni çok seviyoruz. Ekibimizi arayan ve tekerlekli sandalye isteyen bir başka izleyicimiz ise Arnavutköy'de yaşayan Emine Buğdaycı. Artık o da tekerlekli sandalyesiyle çok daha rahat gezip dolaşabilecek. 3 sene düveydeyim yaptım. Kemik erimesi dediler, bir daha kalkamaydım. Çocuklarıma zorlu oluyor. Hep sırtında indiriyor, bindiriyor beni. Sandalyeniz olunca nereye gideceksiniz? Gezmeye giderim, dışarılara şey gezerim. Siz seviyorsunuz galiba gezmeyi. Çok seviyorum. Dedim bir de ben şansımı deneyeyim, hani başvurumu yapayım. Allah razı olsun, kısa sürede gönderdiler sandalyeyi. Çok seviyoruz Müge Hanım'ı. Her sabah izliyorum. Müge abla, babam sandalye getirdiği için teşekkür ederim. Gezmeye gideceğim artık bununla. Çok sağ olsun, Allah razı olsun Müge Hanım'dan. Teşekkürler Müge abla. Şimdiki durağımızsa Esenyurt ilçesinin Kıraç Mahallesi. Halis Alişe'nin ekibimizden istediği tekerlekli sandalyeyi de teslim ediyoruz. İkinci felcimi geçirdim. Üçüncü felçte ameliyata götürdüler beni. Ameliyattan sonra yürüyemedim ben yani. Ne kadar zaman oldu? İşte 6 ayı doldu. Devamlı evde oturmaktan
sıkıldım. Bir deneyeceğim Müge Hanım'a dedim. Söyleyeceğim dedim yani. Arkadaşların yanına giderim. Belki de geldiniz, gördünüz yani yokuş, iniş. Yani arkadaşlarınızla gezmek istediniz, bu yüzden aradınız. Evet. Rahat, çok teşekkür ediyorum. Çok çok selamlarımı söylüyorum. Avcılar'da yaşayan Süleyman Kumkale'nin evindeyiz bu defa. O da çok istediği tekerlekli sandalyesine kavuşuyor. Benim çocukluğumdan beri bu kalça çıkık. 40 yaşına gelince yolda basamamaya başladım. Şimdi yürüyemiyorum. Yaşayayım ben bakayım. Her şeyden zorlanıyorum yani. Her gün izliyoruz biz Müge'yi. Saat 10 dedim açarız Müge'yi. Çok seviyoruz çünkü. İzlerken yani izlerken televizyonlar görüyoruz. Onun dışında ben tanımıyorum yani. Öbürler zaten hep onu seyrediyorum yani. Bu da dedim arayalım dedi, aradı. Şansımızı denedik. Vallahi rahat, güzel. Sayın Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyorum. Ben de Müge Anlı'ya teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için okullarımıza kırtasiye malzemesi, ayakkabı, bot ve kışlık mont göndermeye devam ediyoruz. Programımızı arayarak istekte bulunan okulların ihtiyaçlarını ekip arkadaşlarımız özenle hazırlıyor, kolilere yerleştiriyor ve etiketledikten sonra kargoya veriyor. İşte Müge Anlı'nın Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarımıza bu soğuk kış günlerinde gönderdiği sömestr hediyeleri. Osmaniye'deki Profesör Doktor Halet Çambel İlkokulu'yla Giresun'daki Sınır Ahmet Elmalı İlkokulu'na bot ve mont. Erzincan'daki Cumhuriyet Ortaokulu'na bot. Gaziantep'te bulunan Nesrin Mehmet Abar İlkokulu öğrencileri içinse yine kışlık bot ve mont. Kırıkkale'deki Hoca Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu içinse yine kışlık bot ve mont. Erzurum'da bulunan Şeker İlkokulu öğrencileri içinse yine kışlık bot ve mont. Kahramanmaraş'taki Karagöz İlk ve Ortaokulu öğrencileri için de yine kışlık bot ve mont. Müge Anlı okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, öğrencilerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hasta yatağında bizi bekleyen isim Ayşe Tokuş. Araba vurdu beni işte. Böyleyim, yatıyorum kırık. Dışarıya da çıkamıyorsun. Çıkamıyorum ki. Hiç ben dünyayı görmüyorum kızım. Bu kızcağızım dedi bana, arayalım biz de Müge Anlı'yı dedi. Cuma günü aradık, cumartesi çıkınca dünya benim oldu. Çok sevindim, Allah sizi hep sevindirsin. Peki görürüm ben de iki insan dışarıda sizin sayenizde. Müge Anlı'ya çok teşekkür ederim. Esenyurt'taki bir diğer adresimiz ise Gülnare Aslan'ın evi. Doğuştan zihinsel ve yürümesinde zorluk çekiyoruz ne yazık ki. Sandalye ihtiyacımız vardı. O yüzden size başvurduk. En kısa zamanda dönüş yaptınız. Müge Hanım sayesinde artık bir tekerlekli sandalyemiz var. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun Müge Hanım'dan. Bizlere ulaşan ailesi kızları için talep ettikleri tekerlekli sandalyeyle mutluluk gözyaşları döktü. Çok çok sağ olsun Müge abla. Allah razı olsun. Yüzümüzü güldürdü. Ben kardeşi olarak bugün benim doğum günümde gerçekten çok büyük sürpriz oldu. Bazı zamanlarda uzak yollara gidemiyordum. Sırtımda taşımak zorunda kalıyordum. Ya bu sefer de artık o üzülüyordu. Ağırlık olmayayım, yük olmayayım diye. Ama tabii ki başımızın tacı. Müge ablaya gerçekten çok teşekkür ederiz. Bir hayranı olarak Allah razı olsun.
Bağcılar'dayız şimdi de. Sema Övenç de gözleri yolda bizleri bekliyor. Doğuştan beri böyledir. Doktora götürüp getiriyoruz. Vallahi dışarı çok zordur. Müge Hanım Sema'ya bir tekerlekli sandalye gönderdi. Artık rahat rahat dışarıya çıkartabileceksin. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kazım Doyran'ın ailesi ise bizlere Ali Beyköy'den ulaştı. Meremcit de oldu birinci sınıfta. Yürüyemiyor, hastaneye gitti, uç kişi tutuyor gidiyor. Ben zorlanıyorum. O zaman güle güle kullanın. Müge Hanım size tekerlekli sandalye gönderdi. Sağ ol, çok teşekkür ettim. Sizin sevgi iziniz de mi var? Evet, kızım yaptırdı. Oğlana da yaptı, dede belki diyor kaybolur maybolur. Polis onu diyor ani de bulur. Hepimiz yapalım da kızlara da yaptı, kendi kızlara. Çok iyi yapmışsın. Nuge Hanım da Allah size eksik etmesin yavrum. Bay bay, çok teşekkür ederim. Uyku hastasıyım. Her şeyde zorlanıyorum yani. Hastaneye gittikten sonra da öyle araba sorunu oluyor. Bütün yaz evde böyle. Çok zorluk çekiyoruz yani. Hani Allah razı olsun. Oldu işte en sonunda. Çok güzel oldu. Yavrum. Rahat mı? Çok. Hadi gezebilirim. Farka gideriz en azından. Ne bileyim hani. Çok yani çok aradık biz bunu. Teşekkür ederiz Müge Anlı. Sizi seviyoruz. Esenyurt'ta oturan Arif Arifoğlu'na geldik şimdi de. Beyin kanaması geçirdi, ameliyat oldu. 2017'den beri hep düş yere. Sandalyesi yok yani. Dışarıya ben şey yapıyorum. Böyle kolundan kaldır yerim, öyle tutmuyor. Bir ayacı da tutmuyor. Yani destek oluyorum. Vallahi çok mutluyuz. Allah sizi bir şey getirmesin. Çok da teşekkür ederiz. Çok mutlu olsunlar. Sizlerin desteğiyle Kızılay'la işbirliği içerisinde geçtiğimiz Ramazan ayında biliyorsunuz Müge Anlı ve dostları aşevi bağış kampanyası yapmıştık. İşte bu aşevi bağış kampanyasının ilk meyvesi olan mobil aşevimiz bugün stüdyomuzda. Her türlü ihtiyacın düşünüldüğü ve afetlerde görev alacak mobil aşevimizin ilk görev yeri ise Elazığ olacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 6.8 şiddetindeki depremle sarsılmıştı Elazığ ne yazık ki. Ve depremzedelere her gün 3 öğün yemeğin dağıtılacağı mobil aşevi tırı yayınımızın ardından Elazığ'a gitmek üzere yola çıkacak. Hemen size bilgilerini de vereceğim. Ramazan ayı boyunca devam etmişti kampanyamız ve 388.791 SMS karşılığında 3.887.910 lira toplanmıştı. Yurt içi ve dışından 2.711.541 lira da nakdi olmak üzere toplam 6.599.451 lira bağış toplamıştık. 28.68'e Müge yazarak gönderdiğiniz bağışlarla toplanmıştı bu rakamlar. Ve işte efendim görüyorsunuz ekranda, beni alın ekranda. İşte Müge Anlı ve dostların mobil aşevinin ilki. Şu an stüdyomuzda. Şimdi beni izleyenler. Şimdi beni izleyenler diyorlardır ki işte ben de gönderdim. Ay gönderemedim, yine gönderebilirim. Yine gönderebilirsiniz. 28.68'de Müge yazarak gönderebilirsiniz. Biz bu paralarımızla iki tanesi ayrıntılarını şimdi anlatacağız size. İki tanesi yerleşik. Biri Gaziantep'te, diğeri Erzurum'da olmak üzere. İki yerleşik aşevimiz var. Geri kalan parayla da böyle mobil tırlarla efendim Allah tabii ki afet göstermesin. Evet. Allah tabii ki yaşatmasın ama size böyle mobil tırlarla hayat buluyor yaptığınız bağışlar. Bakın bu içi. Peki neler olacak burada? Evet. Özden'e söz vereyim. Özden yanında kimler var? Bize tanıtır mısın? Ben de yanınıza geleceğim birazdan. Müge Hanım öncelikle merhaba. Yine bir çağrınızla milyonlar el ele verdi ve Müge Hanım'ın izleyicisinin milyonlarca
Müge Anlı izleyicisinin el ele vererek topladığı milyonlarla yapılmış olan mobil aş evimiz şu an stüdyomuzun bahçesinde. Yanımda Suat Çakmak, Kızılay Sosyal Hizmetler Direktörü ve Ercan Tan, Kızılay Yönetim Kurulu üyesi var. Bize mobil aş evimizi anlatacaklar. Ben hemen bir kendisine dönmek istiyorum. Suat Bey, şimdi öncelikle çok mutluyuz. İlk mobil aş evimiz nereye doğru yola çıkacak? İlk sorumuz bu olsun. Elazığ deprem bölgesine yola çıkacak. Buradaki çekim bittikten sonra İvedi olarak yola çıkıyor. Harika. Peki mobil aş evimizi bize biraz anlatabilir misiniz? Yani günde kaç öğün yemek çıkacak? Kaç kişiye hizmet verecek? Biraz detaylandırabilir miyiz tabii acaba? Ki. Mobil aş evimiz günde 3 öğün yemek verme kapasitesiyle teftişatı gerçekleşti. Sabah sadece çorba verdiğimizde 4500 kişiye çorba yemek hizmeti verebilecektir. Öğlen 3 çeşit yemekten 1500 kişiye yemek hizmeti verecektir. Akşam da aynı şekilde 3 çeşit olarak 1500 kişiye yemek verecek kapasitede hazırlıkları tamamlanmıştır. O zaman bir de tırımızın içine girelim Müge Hanım. Bir de mutfağımızı görelim arzu ederseniz. Buyurun lütfen. Buyurun. Buradan çıkalım. Şimdi tırımızın içindeyiz. Esasında bize burayı biraz daha anlatabilirseniz çok daha tabii seviniriz. Ki. Bir içini görelim. Bir mutfağımızı bize anlatın. Nerelerde, nasıl servis yapılacak, ne olacak, kaç kişilik yemekler çıkacak, nerelerde, kimlere hizmetler vereceğiz. Bir anlatırsanız çok seviniriz. Tabii ki. Şu an devrilir tavamız 120 litrelik pilav, bulgur pilavı, makarna yapacak için kullanılacak teftişat malzememiz. İki tane kaynatma kazanımız var. Birisinde çorba, birisinde de ana yemek, kuru fasulye, türlü yemeğe çıkacak şekilde. 480 litrelik iki tane soğuk depomuz var. Artı 4 derece dolaplarımız var. Kiler odamız var. Yemekler burada piştikten sonra 2 saatte bir yemek üretilebilecek. Öğlen yemeği 1500 kişilik 2 saatte üretilebilecek. Üretilen yemekler de direkt benvarimize koyularak yemek hizmeti buradan dağıtım yapılacak şekilde hazır olmuştur burası. Bir de çayımızı söyleyelim istersen. Buyurun. İki tane de çay botumuz evet. var. Evet, oradan da çay servisleri yapılacak. Bir seferde 1000 kişilik olacak şekilde çay kapasitemiz bulunmaktadır. Harika. O zaman tırımız bugün yola çıkacak. İlk yerimiz Elazığ. Elazığ. Şu anda da oradan bekliyorlar. Hemen yemek üretimi hazır şekilde tüm hazırlıkları yapıldı. Her şey hazır bir şekilde. Evet, ulaştığı anda hemen hizmete vermek şekilde vermeye başlayacaktır tırımız. Harika, harika. Müge Hanım da. Geldiniz mi? Şu anda. Allah. Aman. Çok güzel, harika. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok canım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Burası benbenimiz ve hizmeti verdiğimiz bölümümüz. Pişmiş yemeklerimiz buradan takdim edilecek. İsterseniz sizi yan ya merdivenden. Ya valla harika. Ama şimdi gelenler ya dediğim gibi bakın Allah muhtaç etmesin. Ama Malatya'dan bir izleyicimizin size gönderdiği mesajı okumuştum depremin hemen arkasından. Dedi ki ben de Müge Hanım sizin aşevi kampanyanıza bağış göndermiştim. Ve dedi şimdi Kızılay burada yemek dağıtıyor. Ne kadar güzel bir iş yaptığımızı görmüş oldum dedi. Dediğim gibi Allah muhtaç etmesin ama abi, Allah eksikliğini de göstermesin. Abi, üstelik ben bu abi. Mobil aşevlerinin çok daha fazla olması taraftarıyım. Yani İnşallah. Mesela bir İstanbul için 100 tane olsa yetmez. Doğru. Ama el ele verirsek, iyi günümüzde el ele verirsek kötü günümüzde de bundan faydalanabiliriz. Böyle ben de şöyle içine geçeyim. Ay canım benim, seni rahatsız ettim, özür dilerim. Evet. Ben şimdi buradan kapaklanırsam güzel olur. Bu ayakkabılarla bu kadar oluyor. Evet. Ay çok güzel. Çok şık, çok teşekkür Harika, ediyoruz. Harika, valla biz teşekkür ederiz. Çok beğendim. Burada tabii arkadaşlar bu mobil, biz önce yerleşik bir şey yapmak için yola çıkmıştık. Bir tane yapıyoruz zaten evet. öyle. Şimdi onlardan bir tanesi Erzurum ve Gaziantep. Erzurum ve Gaziantep. İki sabit aşevi inşa etmek. Kızılay'ın tarihinden bugüne uzanan efendim bunlar aşevi geleneğini yaşatacak. İki tane aşevimiz olacak sizlerin sayesinde. Bu Gaziantep'teki inşa edilen Müge Hanım ve dostları aşevinin inşaatının ve tefrişatının bu ay sonuna kadar bitmesi planlanıyor. Hatta Ramazan'da orada iftar açsak demiştik. İnşallah. Onu 1 Mart'ta açılış töreniyle beraber
Her gün 3 öğün yemek dağıtılacak. Bir diğer aşevi Erzurum'da inşa ediliyor. Onun da ihalesi ve satın almaları tamamlandı. Evet. Şubat ayı içerisinde inşaatına başlanması planlanıyor. Ve Mayıs ayında da hizmete girecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Ama bu mobil aşevli gerçekten, ay ben çok duygulandım. Gerçekten. Siz çorba mı yapıyordunuz burada? Yavaş yavaş başlıyoruz. Yolda giderken de suları ısıtabiliyor araç. Gittiğinde sıcak suyu hazır oluyor. Harika. Aracın bir de öyle bir özelliği var. Şimdi bizim 2 tane bu, 4 tane bundan istiyoruz. Bir tane de bugün de izleyicilerimiz atarlar. Yani. Hedef 100 mü diyorsunuz tane... Müge Hanım? Hedef 100 mü? Ya ben çok beraber, lazım olduğunu düşünüyorum. Beraber, gerçekten. Yaparsak, İyi günümüzde evet. 10 lira olsun böyle bir bağışta bulunalım. Yani damlaya damlaya göl oluyorum. İşte en güzel, işte en güzel örneği en güzel örneği. Ama inşallah bunları bayramlarda, özel günlerde de kullanmak da nasip olsun. Yani hep afet değil. Bir bayramda bunlar yemek dağıtalım. Bir bayramda helva dağıtalım. Yani onları da yapalım inşallah o günlerde. Ya ben ona inanıyorum. Afet dediğiniz şey aslında insanın aklıyla çok küçük atlatabilecek, hafif atlatabilecek şeyler bu afetler. Biz eğer akıllıca davranabilirsek bu afetleri daha kolaylıkla atlatabiliriz. Ve dediğiniz gibi eğlencemizde de, mutlu i̇nşallah, günlerimizde tabii. de inşallah bu aşevleriyle halkımızla beraber oluruz. Evet. Buradan yemek sunalım. Ay şurada nasıl görünüyoruz? Gel Özden. Bakayım. Ay evet, fotoğrafımızı da çekelim. Kemre, bir tane cep telefonuyla bir fotoğrafımızı çek bari. Ah şuraya bakalım, evet. Arkadaşlar bu aşevi sizlerin, sevgili izleyicilerim. Sizler yaptınız, sizler inşa ettiniz. Biz sadece aracı olduk. Allah bin kere razı olsun. Allah ne muradınız varsa amin. Versin. Amin. Amin. Evet, fotoğrafımızı da çektiriyoruz. Şimdi buradan Elazığ'a gidiyor. Evet, Elazığ'a gidiyor kısmetse. Yarın sabah yemek yapmaya, yemek dağıtmaya başlayacak. Diğerlerini böyle, bunlar mobil bir afet olduğu zaman oralara mı gidiyor? Evet, evet. Afet olduğu zaman gidiyor. Biraz, bir de bunların küçükleri var. Onlar da daha küçük yerlerde, sokak aralarında gezebilmesi için de bir de küçükleri var. Şimdi bizim şöyle bir şeyimiz oldu. Başkanımız bize demişti ki 1 milyona bir tane yaparım size demişti. Biz 6.590.000 yani 6.600.000 lira toplamış gibi olduk. Şimdi eğer 400.000 lira daha toplarsak, hani bugün evet. Bizim 7'ye tamamlanır bu diye ümit ediyorum. Genel başkanım ne söylediyse, siz ne konuştuysanız geçerli. Tamam, yani 2 tane o zaman yerleşik, 5 tane de mobilimiz olur. Paralarınızı biriktirin, sakın bir yere harcamayın. Ramazan ayında yine toplayacağız. Biz bunun sayısını alabildiğine çoğaltalım inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de minnettarız bunu kullanacak kardeşlerimiz için. Buradan yemek yiyecekler adına sizlere ve bağıştığınıza minnettarız, teşekkür ederim. Valla benim seyircim harika. Ben kesinlikle. Bunu hani böyle şey için söylemiyorum, laf, evet. Laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten seyircim belli. Harika. Evet. Evet. En büyük bağışı benim seyircim yaptı. Evet. Biz kendi rekorumuzu inşallah bu yılda egale etmeyi hedefliyoruz. İnşallah, çok teşekkür ediyoruz. Ben hep söylüyorum, bizler çok yardımsever insanlarız ama paramızın nereye gittiğini de bilmek istiyoruz. Hiç merak etmeyin. Paramız nereye gidiyor? Son kuruşuna kadar da bizler de takipçisiyiz. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Aa dur, şu mobil aşevinin teknik özelliklerini de söyleyeyim. Gelin beraber. İsterseniz siz söyleyin. Mobil aşevimiz 2 adet 250 litrelik kaynatma kazanından oluşmaktadır. Bir kaynatma kazanında çorba pişirip diğer kaynatma kazanında ana yemek yapılmaktadır. Şu örnekte görüldüğü gibi kaynatma kazanlarımız bunlar. Bir adet 120 litrelik devrilir tavamız var. Bunda pilav, bulgur pilavı makarna yapacak şekilde hazırlanmıştır. Pilav, çorba ve kuru fasulye olmak üzere 3 çeşit yemek burada yapılıp sunulmaktadır. Bir adet elektrikli yer ocağımız var. Bu araç tamamen jeneratörle çalışıp elektrik aksamıyla donatılmıştır. Hani herhangi bir tüp kullanıp da bir risk olayı da oluşturmamaktadır. Aynı zamanda dışarıdan bir elektrik bağlantısıyla da jeneratör çalışmalarında hizmet vermeye verebilmek kapasitesine sahiptir. 1000 kişilik 2 adet çay botumuz var. Yemekten sonra da çay ikramında bulunacağız. İhtiyaç sahipleri bizim için çok önemli valla, evet, çay, evet. Memleket için, evet. 1 adet kiler dolabımız var kuru bakliyat koymak için. 2 adet tezgah dolaplarımız var. Yazın olduğunda bunlar bizim için çok önemli. Ürünlerin bozulmaması için, hani sıvı şeylerin. 1 adet de orada Müge Hanım bulunmaktadır. 2 adet çift evyeli şurada çalışma tezgahı var. İşte hazırlık yapılırken yemeklerin hazırlanması, doğranması, yıkanmasıyla ilgili. Burada 1 tonluk su depomuz var tırın altında. Harika. O su deposu komple hidroforla beraber bu musluklardan suyumuz akıyor. O şekilde hazırlandı. Bir adet jeneratörümüz var. 100 kahvalık
ekstradan da bir yer ocağı koymamızda da bunu karşılayacak şekilde güçlü bir jeneratörümüz var. 5 gözde yemek dağıtım benvarimiz bulunmaktadır. Harika. Çok teşekkür ederim. Havalandırma sistemimiz aktif olarak çalışmaktadır. Başkanıma dedim ki, işte diğerleri ne zaman? Başkan da dedi ki 2020 modelini bekledik aslında dedi. Evet. Çünkü tabii hani bu son tırların da diye, son tabii. modeli olsun. Doğru. Daha uzun süre kullanabilelim diye. Hı-hı. 2020 modeliyle diğer aşevlerimiz de gelecek. İnşallah bunları böyle çektiğiniz yerde dediğim gibi Allah kullanmayı nasip etmesin. Olsun elimizde ama İnşallah. Kullanmaya ihtiyacımız olmasın. Olmasın hep onu dilerim olmasın. Ben. Bayramlarda, kasko gibi bu yani. Evet, ben evet. mesela kaskoda yaptırırken araba yani Allah kullanmayı göstermiş. Nasip etmesin. Aynen. Hep öyle derim. Ama bunları böyle yan yana koyup izleyicilerimizin İnşallah. Görmesini çok arzu ediyorum. Bu arada tabii Ercan Tan'dan ben geçen günde bir şey rica etmiştim. Onu da söyleyeceğim. Öyle. İstanbul Bahçeli Evler Özcan Başa Kalaç Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrencilerimiz bize başvurmuşlardı. Burası özel eğitim okulu ve tamamen özel eğitim sınıflarına ihtiyacı var. Ercan Bey onları da kırmadı ve yine sizlerin desteğiyle Kızılay bu isteklere kayıtsız kalmadı. Öğrencilerimizin sınıf ihtiyaçlarını gidermek adına dolaplar, masalar, sandalyeler evet. her şey tefrişatı yapıldı. Çok, çok teşekkür güzel, ediyorum. Çok güzel iki tane sınıf gerçekleştirdik orada. Öğrencilerimiz de dün beraberdik, teslim ettik. Onlar da çok mutlular. Onlar da size çok teşekkür ediyorlar. Bir önceki biliyorsunuz bağışlarımızı da bu özel okul tefrişatına evet, bağışlamıştık. Evet, evet. Ama şimdi ben bundan çok memnun kaldım. Ben hep bundan istiyorum. Bilmiyorum ne diyorsunuz. Siz nasıl uygun görüyorsunuz? Siz evet. bağışçısınız. Kalıcı, şartlı bağışlarınız neyse biz oraya harcamak zorundayız. Evet, ben bu Kızılay'ın bu uygulamasını da çok sevdim. Dediler ki mesela diyelim ki bir para topladık o parayı buraya aktaralım demiyorsunuz. Hayır. Şartımız neyse. Tabii şartınız neyse biz onu yerine getirmek zorundayız. Evet. Biz bu mobil aşevlerinden isteyelim değil mi sevgili seyirciler? Ne dersiniz? Bence çok lazım. Yani her doğal afette evet. İnsan ne kadar ihtiyacı olduğunu kesinlikle biz Soma'da da bunu kullanmıştık. Çok önemliydi. Çok önemliydi. O afetten çıkan yakınlar direkt bize geldiler. Çorbalarını, çaylarını, kahvelerini ikram ettik. Kızılay yeleklerine sarılıp biz onlara sarılıp ağlaştık. Yani ilk anda en çok ihtiyaç bu. Bir sıcak çorba, bir çorba, sıcak çorba. Çay çorba çok bile önemli. Çorba yetiyor evet. ama bu da uzun süreli ihtiyaçlar Tabii. için çok lazım bir şey. Efendim Allah hayrınızı kabul etsin diyebilirsiniz Abi. Ki Müge ben geçen bağışta bağış bulunamadım, duymadım, görmedim. O gün imkanım yoktu. İnşallah bugün vardır. 2868'e Müge yazarak 10 lira karşılığında SMS göndermeye devam edebilir. Sizlerin desteğiyle Kızılay'la işbirliği içerisinde geçtiğimiz Ramazan ayında biliyorsunuz Müge Anlı ve dostları aşevi bağış kampanyası yapmıştık. Mobil aşevimiz Elazığ'da. Müge Anlı ve dostları ismi böyle iyilikte bir marka olacak dünyanın her tarafında. Müge Anlı yazıp 2868'e attığımız kısa mesajlarla inşa edeceğiz inşallah bu aşevlerimizi. Müge Anlı ve dostları aşevi için 7.583.000 lira. En yardımsever seyirci benim seyircim derken boşa söylemiyorum. Depremzedeler için ilk yemek. Müge Anlı ve dostlarına en anlamlı teşekkür. Müge Anlı'ya yürekten teşekkür ediyorum. Müge Anlı ve dostlarına çok teşekkür ederiz. Müge Anlı çağrıda bulunmuş yüz binler kampanyaya destek vermişti. Kızılay İşbirliği ile hayata geçirdiğimiz Müge Anlı ve dostları mobil aşevinin ilkini geçtiğimiz hafta canlı yayında tanıtmıştık. Burası benmenimiz ve hizmeti verdiğimiz bölümümüz. Pişmiş yemeklerimiz buradan takdim edilecek. Bu aşevi sizlerin sevgili izleyicilerim. Sizler inşa ettiniz. Sizlerden gelen bağışlarla yaptırılan mobil aşevi tırı ilk görev yeri olan Elazığ'a Müge Anlı tarafından uğurlanmıştı. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Elazığ'a yardımlar ulaşmaya devam ediyor. İşte o yardım tırlarından biri de Müge Anlı ve dostları tarafından gönderildi. Biz de şu anda o tır içerisindeyiz. Elazığ'a ulaşan Müge Anlı ve dostları mobil aşevi Çadırkent'te kuruldu ve ilk yemek servisi yapıldı. Bugün yemeğimize menümüzde neler var efendim? Mercimek çorbası, etli pirinç pilavı, meyve tatlı. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ'da 24 kişinin görev aldığı mobil aşevinde 3000 depremzedeye sıcak yemek ikram edildi.
Artçı sarsıntılar hala devam ettiği için evlerine girmekten kaçınan vatandaşlarımız da mobil aşevinden yemeklerini aldılar. Müge Anlı ve dostlarına teşekkür ettiler. Eviniz hasar aldı şu anda burada çadırda kalıyorsunuz. Evet. Buradan da sıcak yemeklerden yararlanıyorsunuz. Doğrudur. Peki afiyet olsun diyoruz. Ne kadar güzel çeşitin bulunması, Müge Anlı'ya yürekten teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz afiyet olsun diyoruz. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah hayırlı kabul etsin inşallah. Peki. Afiyet olsun diyoruz. Çadır kentte kurulan Müge Anlı ve dostları aşevindeki yemek dağıtımında üniversiteli gönüllüler de görev aldı. Biz depremden beri genellikle buradayız fakat dağılıyoruz yani. Aynı noktada kalmıyoruz. Sabit değiliz. Müge Anlı ve dostlarına çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hepinize. Kolay gelsin. İyi günler. Vatandaşlarımıza destek olmak için buradayım. Yani biz istiyoruz ki hiç kimse aç kalmasın. Yani herkesin istediğini yapalım. Yani bazen elimizden yani gelenini yaptıktan sonra yani bazen diyoruz keşke biraz daha fazlasını yapabilsek. Araç şu anda bizim için tam teçhizatlı bir şekilde buradaki dağıtıma uygun bir şekilde teslim edildi. Biz de bu süreçte daha da iyi bir şekilde hizmete devam edeceğiz. Müge yazıp 2868'e göndermeye devam ettiğiniz bağışlar 7 milyon 583 bin liraya ulaştı. Müge Anlı ve dostları mobil aşevi Elazığ'daki depremzede vatandaşlarımıza her gün 3 öğün sıcak yemek ikramıyla hizmet vermeye devam edecek. Müge Anlı'nın kaybolma riski yüksek vatandaşlarımız için hayata geçirdiği Sevgi İzi projesi hız kesmeden devam ediyor. Kaybolsam en azından bir sahip çıkarım bulunacak. Sevdiklerini kaybetme ihtimali olan aileler ücretsiz Sevgi İzi yaptırmak için İstanbul Marmara Leo Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Bayrampaşa'da bir araya geldi. Etkinlik Profesör Doktor Şevki Sözen'in ailelere verdiği seminerle başladı. Çocuklarımız çok kıymetli, risk gruplarımız var. Anne babalar olarak da en büyük görevimiz riskleri en aza indirmek için elimizden geleni yapmak. Sadece risk grupları için değil. Hepimiz hangi yaşta olursak olalım, hangi konumda olursak olalım Sevgi İzi yaptırabiliriz. Sevgi İzi uygulamasına geçilmeden önce Göz Nurunu Koruma Vakfı'nın desteğiyle çocukların göz taraması yapıldı. Kurumsal İletişim Müdürü Hülya Sancaklı, projede yer almaktan duydukları mutluluğu paylaştı. Sevgi İzi projesi kapsamındaki çocuklarımızı önemsiyoruz. Bu kapsamda bu çalışmayı duyunca biz heyecanlandık. Biz de bir nebze katkı sağlamak istedik. Müge Anlı'yı seviyoruz. Tüm projelerini de zaten takip ediyoruz. Göz taramasının ardından sıra geldi Sevgi İzi uygulamasına. Müge Anlı'ya da çok teşekkür ediyorum. Böyle bir uygulama yaptığı için gerçekten çok minnettarım ona. Kendime de yaptıracağım. Oğluma da yaptıracağım. Müge Anlı, seni çok seviyorum. Sevgi İzi yaptıranlar hem heyecanlı hem de mutluydu. Çok mutluyum ya. Müge Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir şeyi başlatmış. Bizim kaç öğrencimiz kayboldu. Şimdi bu sayede kolay bulacağını ümit ediyorum. Çok iyi bir şey bizim için. Çok memnunum. Şimdi ben yaptıracağım kızımdan sonra. Müge Hanım'a çok selamlar. Müge Hanım sağ olsun onun sayesinde başladık. O gün bugündür yapıyoruz. Bu uygulamada her zaman bir sosyali kendime bir görev olarak zaten görüyorum. İstanbul Marmara Leo Kulübü olarak Müge Hanım'a böyle bir projeyi başlattığı için gönülden teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiği sürece de destek olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Müge Hanım. Bütün hayvanseverler pati buldular da birleşsin. Amacımız da evinden kaçan, kaçırılan, kaybolan yavrularımızın tekrar ailelerine kavuşmaları. Can dostlarımız için önemli bir misyonu üstlendi pati buldular. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kayıp evcil hayvanlarımızın bulunması için oluşturduğu Pati Buldular projesi sayesinde 385 kayıp can dostumuz yuvalarına kavuşturuldu. Bu sevimli kedimiz İstanbul Kartal'dan 16 Kasım 2019 tarihinde kayboldu. Ailesi hayatlarının neşesine bir daha kavuşamayacaklarını düşünüyordu ki programımızın sıkı takipçisi olan bir izleyicimiz sokağında bulduğu kedinin Hasan ailesinin aradığı kayıp can dostu olduğuna kanaat getirdi. Kedi kayboldu.
Neredeydin sen? Ne? Bahattin Bilen 10 Ocak günü kaybettiği can dostu Poyraz için başvurmuştu pati buldulara. Poyraz kaybolduktan sonra evinin uzağındaki bir çiftlikte koruma altına alındığı ortaya çıktı. Bu durumu fark eden her zamanki gibi pati buldular sayfamızın dikkatli bir kullanıcısından başkası değildi. Bahattin Bey bir haftalık hasretin ardından can dostuna kavuşmanın mutluluğunu yaşıyordu. Köpeğim Poyraz 1,5 ay önce kaybolmuştu. Aradım fakat bulamadım. Pati buldular programında yayınlandıktan sonra 3 gün sonra buldum. Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyorum. Scottish Fold cinsi sevimli dostumuzsa 1 Mart günü İstanbul Çekmeköy'deki evinden bir anlık dalgınlıktan faydalanarak izini kaybettirdi. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan Meral Altan isimli duyarlı vatandaşımız evinin bahçesinde bulduğu sevimli kediyi koruma altına aldı. Pati Buldular'ın internet adresini incelediğinde ona sığınan bu güzel kedinin Çekmeköy'den kaybolduğunu fark etti. Meral Altan'ın örnek tavrı sayesinde Gizem Aydın kayıp can dostuna çok geçmeden kavuştu. Teşekkür ederiz. Sağ olun her şey için. Ederim. Ne demek bizim için zevk. Kıyamam ben. İyi ki varsınız sizin gibi insanlar. Sizde. Ama pati buldular da muhteşem bir öyle, sistem. Öyle gerçekten. Gerçekten takdir ediyorum. Kesinlikle. Yağmur Filiz 26 Şubat günü kaybettiği Tarçın isimli kedisi için başvurdu pati buldulara. Programımızın sıkı takipçisi Hacer Varansa, yayınlarımızın sonunda paylaştığımız kayıp kedinin Tarçın olduğunu fark etti. Böylece Tarçın da yine siz değerli izleyicilerimizin yardımları sayesinde yuvasına kavuşan evcil hayvanlarımız arasına adını yazdırdı. Müge abla Tarçın olduğun için teşekkür ederim. Siz de www.patibuldular.com adresimize başvurarak can dostlarımızı görebilir, onları ailelerine kavuşturarak bulunan 385 can dostumuzun sayısını arttırabilirsiniz. Ben dediğim gibi çok severim değerli oyuncu Sumru Yavrucuk. Eminim sizler de benim gibi çok severek izliyorsunuzdur. Sumru Yavrucuk, yavrucuğun köpeği kayıptı. Onu da programın sonunda gösterdim. Gösterdikten 4 saat sonra da annesine kavuştu. Süper. Hatta Sumru Hanım bize bir video da göndermiş. Onu da izleyelim. Kayıp can dostlarımız için çok önemli bir misyon üstlenen pati buldular sayesinde evcil hayvanlarımız bulunuyor, yuvalarına kavuşturuluyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın geliştirdiği Pati Buldular projesinin sevindirdiği son isimse ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk oldu. Köpeği kayıp 27 Mayıs günü kayboldu. O da iki gözü iki çeşme. Köpeğinin bulunmasını bekliyor. Erkek 2 yaşındaki Golden. Sevilen oyuncu İstanbul Üsküdar'a bağlı Kuzguncuk semtinde kaybolan köpeği Tommy için programımızı aramıştı. Eminim yardım etmek için aldığınız ama sahipleri de onları bekliyor. Onlar da sahiplerini özlüyor. Hadi bakalım inşallah onları da bulalım. Müge Anlı'nın yayınımız sırasında fotoğrafını gösterdiği Tommy ile ilgili güzel haber kısa sürede geldi. İstanbul Üsküdar'da yaşayan İlknur Yılmaz isimli izleyicimiz programımızda gördüğü kayıp köpeğin komşusu Hikmet'imin koruma altına aldığı köpek olduğunu fark etmişti. 6 gün önce kayboldu ve programda yayınlanmasının 4. saatinde bulundu haberi geldi. Siz de kayıp evcil hayvanlarınızı bulmak istiyorsanız Pati Buldular sitesini ziyaret edebilirsiniz. Evet, Sumru Hanım'ın gözü aydın. Derisi diğer evcil hayvanlarını kaybedenleri. Sizleri çok iyi anlıyorum. Ben de dışarıda hani bir eve ait olduğunu düşündüğüm bir canlı bulsam alıp bakmak isterim, korumak isterim onu. Bunun adı hırsızlık değil, bir şey değil. Şimdi Golden yani. Sokak köpeği değil belli. Bu Golden'lar da çok yaramaz, çok gezenti bunlar. Gerçekten bizim sitede de var. Bir geziyor, tekrar geri geliyor. Ne yapsalar kaçmasına engel olamıyorlar. Tabii ki koruma altına alabiliriz ama gerçekten hepsinin yediği, içtiği, yattığı yer, sevgisi. Onlar da çocuk gibiler aslında. Alışkanlıkları çok alışkanlıkları farklı. Var. Tabii ki bizler çok iyi bakmak isteyebiliriz onlara ama sahipleri gibi, o alıştıkları sahipleri gibi bakmamız mümkün değil. Şunun mutluluğuna bakar mısın kocaman? Yatmış patileriyle beraber işte mutlu mutlu gıdıklanıyor, sevilmek istiyor. Lütfen Pati Buldular sitesini ziyaret edin. Sokakta bir evcil hayvan bulduğunuzda onun sahibinin de onu arayacağını düşünerek siz de çok sevebilirsiniz ama
onların da aralarında başka bir diyalog olduğunu unutmamak gerekiyor. Lütfen sahiplerine kavuşturalım. Pati buldularda bulduğumuz dostlarımızın sayısı 400'e yükseldi. Sizlerin sayesinde. Yani biz ekranda olmadığımız süreç içinde de Pati buldular ve beni buldular. İşlemeye devam etti. Yarın inşallah onun görüntüsüyle başlarız. Mesela beni buldular, yani sevgi izi sayesinde bir çocuğumuz kaybolmuştu. Mesela hemen onu da ailesine kavuşturduk çok kısa bir süre içinde. Bunlar benim için çok gurur ve mutluluk verici şeyler. Çünkü evet, tabii ki yayın çok önemli ama olur ya, yaz tatili oluyor, evet. Yayında olmayabiliriz. Daha doğrusu yani yarın hayatta olmayabilirim ama devam eden işlerimiz var ve bu işlerin devam ettiğini görmek, hep dediğim gibi ölsem de gam yemem dedirtmişti bana. Çok teşekkür ediyorum ilginiz ve desteğiniz için. Merhaba. Bütün hayvanseverler Pati buldular da birleşsin. Amacımız da evinden kaçan, kaçırılan, kaybolan yavrularımızın tekrar ailelerine kavuşmaları. Can dostlarımız için önemli bir görevi üstlendi Pati buldular. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kayıp evcil hayvanlarımızın bulunması için oluşturduğu Pati Buldular projesi başardıklarıyla tüm hayvanseverlerin takdirini topladı. O Pati Buldular da muhteşem bir öyle sistem. Öyle gerçekten. Gerçekten takdir ediyorum. Müge Anlı, Tarçın olduğun için teşekkür ederim. Abla, sana çok inanıyorum. Benim köpeğimi bular mısın? Kocaman kalpler. Çağla Kutlu Yuva, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 20 Mart günü kaybettiği can dostu Mike için başvurmuştu Pati Buldular'a. Mike. Haber ekibimiz Pati Buldular'ın Instagram sayfasında Mike'ın kayıp ilanını paylaşır paylaşmaz, Bursa şehrinin sakini Eda Kosova, kayıp dostumuzu yaşadığı semtte bulduğunu söyledi. Eda Hanım'ın örnek tavrı mutluluk dolu kavuşma anını beraberinde getirdi. Gel ortaya gel Ocak. Çok mutluyuz bizi bir can dostumuza kavuşturdukları için. Müge Anlı'ya teşekkür ederiz. Yaklaşık 5 ay önce Alim Atlı isimli Kadir Şinas takipçimiz Pati Buldular'ın Kayıp Buldum sayfasında İstanbul Eyüp'te bulduğu kedinin ilanını paylaştı ve can dostumuzu koruma altına aldığının bilgisini verdi. Sayfamızı takip edip kedinin bulunduğunu öğrenen Çiğdem Köse haber ekibimizle iletişim kurdu ve aylar önce kaybettiği can dostuna kavuştu. Müge Anlı'nın sayesinde kızıma aylar sonra tekrardan kavuştum. İyi ki varsınız, sizi seviyoruz. Beni kızıma kavuşturduğunuz için de size çok teşekkür ederim. Betül Hanım 20 Mayıs günü kaybettiği can dostunun kayıp bilgisini ekibimize bildirdi. Merlin, nereye gidiyorsunuz? Birkaç gün içinde Merlin isimli sevimli dostumuzla ilgili sevindirici haber geldi. Can dostumuz Merlin'i Pati buldular aracılığıyla çok kısa bir zaman zarfında bulduk. Yüreğinize sağlık, böyle güzel bir iş yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. İstanbul Başakşehir'den kaybolan Minnak, Ankara Çankaya'dan kaybolan Gogo, İstanbul Sarıyer'den kaybolan Ares ve Kocaeli Bahçeşme'den kaybolan bu minik dostumuz. Onlar da bulunarak sıcak yuvalarına geri kazandırıldılar. Müge Anlı'nın geliştirdiği Pati Buldular projesinin sevindirdiği son isimse ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk oldu. Köpeği kayıp, 27 Mayıs günü kayboldu. O da iki gözü iki çeşme. Köpeğinin bulunmasını bekliyor. Erkek 2 yaşındaki Golden. İstanbul Üsküdar'da yaşayan İlknur Yılmaz isimli izleyicimiz programımızda gördüğü kayıp köpeğin komşusu Hikmet'imin koruma altına aldığı köpek olduğunu fark etmişti. 6 gün önce kayboldu. Ve programda yayınlanmasının 4. saatinde bulunduğu haberi geldi.